Değerli izleyenler, Çiftçi TV standında Konya Fuar Alanı'nda canlı yayınlarımız devam ediyor. Sektörün önemli isimlerini burada ağırlamaya devam ediyoruz. Standımızda ağırlayıp gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Yanımızda Akkomsan Otomotiv Satış Müdürü Mustafa Kan Yılmaz var. Üstadım, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl geçiyor fuar? İlk önce bunu sormak istiyorum size. Fuar nasıl geçiyor, nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle ben sorunuza cevap vermeden teşekkür etmek istiyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, hem kendimize hem firmamızı tanıtma şansı sunduğunuz için. Fuar nasıl geçiyor? Konya Tarım Fuarı Türkiye'de çok önemli bir fuar. Özellikle tarımın da çok önemli olduğu bir ülkeyiz biz. Konya Tarım Fuarı gerçekten hem üretici, katılımcı, hem ziyaretçi açısından, Türk çiftçisi açısından ciddi anlamda değerli bir fuar. Çiftçilerimiz de bunun farkında ki görüyorsunuz kalabalığı zaten. Evet, bayağı bir kalabalık, yoğun var. Ve artarak da devam eden bir kalabalık var. Akın akın geliyorlar. Akkomsan'ı tanımak isterim. Akkomsan ne zamandır bu sektörde? Tabii. Neler yapıyoruz? Yapılan çalışmaları aktarmanızı isterim. Akkomsan firması bir kere bir aile şirketidir. 1978 yılında kurulmuştur. Akkomsan ismi de, biz Konya Akşehir'li olarak bir firmayız, burada yer alıyoruz. Akşehir Kompresör Sanayi diye açılımı vardır. Tabii 1978 yılında ilk kompresör üretimiyle firma sanayileşmiştir. Akabinde bu ürünlerini pazarlarken Anadolu'da ürüne duyulan güven, firmaya duyulan saygıdan dolayı yeni ürün talepleri gelmiştir. Ve biz de bu 90'lı yıllarda traktör koltuğuyla ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Tabii sadece traktör koltuğunda da kalmadık. Bunun yanında traktör koltuğunun kalitesinden, işte diğer servisinden memnun olanlar bize yanında bunun forklift koltuğu, iş makinesi koltuğu, özel amaçlı araçların koltuğu derken bugün yolcu koltuğuna kadar ürün gamı çiftçilerin, üreticilerin ve diğer sektördekilerin size yaptığı taleplerle daha da gelişti yani. Kesinlikle, kesinlikle ürünlerimizin çeşitliliği talep üzerine arttı. Zaten firmamızda da entegre bir yapı var. Ürün tasarımını yapıyoruz. Patentli tasarımlar yapıyoruz. Daha sonra bunların kalıplama sürecini yapıyoruz. Kalıp imalatını yapıyoruz. Kalıptan sonra da seri imalatına geçiyoruz. Yani proje bazlı da çalışabiliyoruz. Sadece teknik resim üzerinden de çalışabiliyoruz. Yani full otomasyon entegre bir tesiste A'dan Z'ye her şey mevcut üretim kısmında. Sanırım. Evet. Yani çok az bir yan sanayimiz var. Evet. Ana kalemler, saç ve tekstil malzemesinin dışında koltuğun bütün parçaları, aksesuarları kendi bünyemizde entegre olarak üretiliyor. Bu da bize neyi sağlıyor? Kalite kontrol güvencesini kendi elimizde bulundurmamızı sağlıyor. Dolayısıyla Star markalaşması ve kaliteye duyulan güven bundan kaynaklı oluyor. Bu kaliteye verdiğiniz önem aslında yurt dışı pazarına da size artı bir avantaj sağlıyor. Kesinlikle. Yayın öncesinde konuşmamıza istinaden söylüyorum bunu. Kaliteye önem veriyorsunuz. Geri dönüşümlere önem veriyorsunuz. Size verilen şunu şöyle de yapsak daha güzel olur dediğiniz şeyleri çok önemseyerek planlama yapıyorsunuz. Ve Avrupa'daki ihracatınızı artırıyor. Bu konuda Avrupa'da katıldığınız fuarlar da var tabii. Bunlar hakkında da dile getirmek isterim. Nelerimiz var? Avrupa'da hangi fuarlardayız ve tabii İhracatımız ne seviyede? Şimdi özellikle üretimimizin %91'ini ihracat yapan bir firmayız. Gerek aftermarket dediğimiz, gerek orijinal ekipman üreticileri olsun pazarımızdaki. Tabii bunu nasıl başardık? Burada en önemli unsur kalite. Artı güven, duyulan güven, servis hızı ve fiyat. Yani bu üç taç ayağı, kalite, servis hızı ve fiyat balansı dikkate alındığı zaman tabii ki kendimize bir pazar edinmemiz çok kolay oldu Avrupa'da ve yurt içinde. Evet. Fuarlara geldiğimiz zaman biz dünyada tabii bilinen en meşhur fuarlardan Almanya'da Agritechnica Fuarı, İtalya'da EIMA Fuarı, Bologna'daki düzenlenen fuara her yıl düzenli olarak bu fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlar aslında sizin açınızdan ve Türkiye'de iki fuara katılıyorsunuz. İstanbul ve Konya'daki fuarlara, evet, katılım sağlıyorsunuz. Daha farklı pazar işleri, daha farklı ihracat işlerini bir beraberinde getiriyor.
Ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Biz burada standınızı da görüyoruz. Çok hoş renkli koltuklarınız da var. Evet. Çiftçi dostlarımız geliyor, ziyaret ediyor. Tek başına yani bir koltuğu sizden tek alabilirler mi? Perakende satışlarınız var mı? Veya Türkiye piyasasında, yurt içinde ne gibi lokasyonlarınız ve organizasyonlarınız var? Evet. Şimdi biz firma olarak ürünü tasarlıyoruz, üretiyoruz. Tabii bir de bunun satış ayağı var. Evet. Satış ve pazarlama kısmı var. Şimdi %91'ini gene biz kendimiz yapıyoruz bu satışlarımızı. Kalan kısmını da Türkiye'de özellikle yurt içinde bazı bayi diye tabir ettiğimiz büyük toptancı firmalarla yapıyoruz. Ama tabii toptancı firmaların satış stratejileri bazen bizimkiyle uyuşmuyor, örtüşmüyor. Onlar daha, daha çok... Daha böyle satışı kolay, emek sarf etmeyecekleri ürünlere yöneliyorlar. Evet. Oysa ki bizim ürünlerimiz sürekli çeşitleniyor, sürekli yenileniyor, sürekli değer katıyoruz ürünlerimize. Daha katma değerli ürünler, daha çiftçinin kullanışlı bulacağı ürünler sunuyoruz ama... Ve kalite standartları, lafınızı böldüm, kalite standartlarının hepsinde patentli bir şekilde kalite standartları en yüksekte. Ve ürünlerimiz birçok laboratuvarlarda gerek Avrupa'da gerek yurt içinde testlere tabi oluyor ve bugün Avrupa normlarına uygun üretiliyor ve tip onay belgesi alıyoruz her bir ürün için. Bunu almak demek zaten sizin kalitenizin bir karnesi oluyor bu. Evet. Ürün standartınızın bir karnesi anlamına geliyor. Ve birçok kapıyı da açıyoruz size zaten. Sürekliliğini de sağlıyor bu tür belgeler, tip onay belgeleri. Biz bunlara çok şükür hepsine sahibiz. Buradan şeye geleceğim. Neden yurt içinde ürünlerimizi nasıl alabilirler? Biz bunun eksikliğini burada bir tarım fuarında çok uzun yıllar önce yaşadık, hissettik. Ürünlerimizi inceleyen çiftçi arkadaşlarımız bu ürünleri tedarik edemediklerini bize aksettiler. Detaylı bir araştırma yaptığım zaman gerçekten onların Türkiye'nin işte 81 vilayetine gittiğiniz zaman ve ilçelerinde belli bir iki modelin dışında ürünleri tedarik edemiyorlar, bulamıyorlar. Evet. Ama bu fuarlarda görüyorlar ki birçok ürün geliştirilmiş, yeni modeller yapılmış, onların ihtiyacına, isteğine uygun ürünler oluşmuş. Nasıl alabiliriz, nasıl tedarik edebiliriz dedi. Tabii biz bir üretici olduğumuz için bir parakende bir satış ağımız yoktu, yapamıyorduk da. O dönemlerde e-ticareti araştırdık ve 2010 yılıydı yanılmıyorsam. E-ticaret sitemizi kurduk. Bütün ürünlerimizi, görsellerini, 4-5 farklı açıdan fotoğraflarını, kullanım alanlarını, özelliklerini, yani bize telefon açarak soru sormayacak şekilde her türlü bilgiyi buraya oluşturduk, kaydettik. Ve burada bir de şunu sağladık. Çiftçi istediği koltuğu, kullanıcı istediği koltuğu kendisi oluşturabiliyor. Kafalık seçeneği, kolçak seçeneği, işte koltuk döner mekanizmalı olsun, döner tabla seçeneği, işte emniyet kemer seçeneği, kolçağı iki çeşit sunduk mesela. Lüks ve daha basit bir model olarak. Kendileri kendi koltuklarına ihtiyacı olan koltuğu yaratabiliyorlar. Sepete atıp satın alıp 3-5 iş günü içerisinde de adreslerine kargo ücretsiz olarak teslim ediyoruz. Artı nakit alabildikleri gibi kredi kartıyla da taksit seçenekleri sunduk kendilerine. Emin olun biz bile ilk yılında çok şaşırdık. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk. Ve hala şu anda traktörkoltuk.com web adresiyle bu hizmeti sürdürmeye devam ediyoruz. Ve inşallah da uzun yıllar sürdürürsünüz diye ümit ediyorum aile şirketi olarak. Peki son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Gündeme dahil, geleceğe dahil, Akkomsan olarak belki daha yeni farklı projeler vardır. Bunları da dile getirirseniz sevinirim. Tabii biz Akkomsan olarak sürekli hem firmamızı hem ürünlerimizi hem de kendimizi bireysel olarak da sürekli geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Birçok fuara katılımcı olarak yer almaya çalışıyoruz. Hem dünya piyasasını, sektörü ölçüp tartmak hem de tabii ki rakiplerimiz de var dünyada. Ki bugün Almanya mesela çok önemli rakiplerimizin olduğu bir ülkedir ama bizim de ihracatımızın en büyük kısmı Almanya'dır. Bu da garip bir şey ama evet, bütün bizim için bir başarıdır. Rakipler orada ama siz yine rakiplerimiz de... Rakiplerimiz orada ama bizim de en büyük pazarımız Almanya. Ve tabii Avrupa topluluğu ülkeleri. İşte %91 ihracatın %60'ını biz Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa topluluğu ülkelerine. Evet. Bugün 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Asya Pasifik ülkelerine, Latin Amerika ülkelerine, Kuzey Amerika ülkelerine, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve komşu ülkelerimiz olmak üzere. Çok şükür. Yani traktörün olduğu, tarımın olduğu... Sadece tarım konuşuyoruz ama biz tabii ki İş farklı sektörlerde de evet. işler yapıyoruz.
Bugün yol inşaat makineleri, iş makineleri, forkliftler, işte özel amaçlı araçlar, hobi araçlarına kadar sürücü ve kullanıcı koltukları yapıyoruz, üretiyoruz. Gurur duyuyoruz yaptığımız işten. İşimizi çok seviyoruz. Umarım kullanıcılar da takdir ediyor ki bizim sürekli kendimizi geliştirmemize vesile oluyorlar. Ürünlerimizi çeşitlendirmemize vesile oluyorlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İlerleyen günlerde belki daha uzun, daha detaylı bir şekilde dile getiririz. Fuardan sonra buluşabiliriz belki. Ayağınıza sağlık diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum. Çok sağ olun. Umarım biz de ülke ekonomimize bu şekilde katkı sağlıyoruzdur. Sağlamaya da devam edeceğiz. Sizler de buna vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi fuarlar. Değerli izleyenler, Çiftçi TV stand alanında Konya'da canlı yayınlarımız devam ediyor. Şimdi kısa bir ara.